Sabah namazının vakti. Enes radıyallahu anh şöyle buyurur. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahur ettikten sonra namaza durduklarını bana anlattı. Efendimiz de sahur yaptık sonra sabah namazına durduk diyor. Sahur ile namaz arasında ne kadar zaman geçmişti diye sordum. 50 veya 60 ayet okuyacak kadar dedi. Yani sahur imsak kesildikten sonra namaza başlayıncaya kadar bir 50-60 ayet okuyacak kadar boşluk bırakıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sabah namazının erken kılındığı ve sahuru fecrin doğuşuna yakın zamana kadar geri bırakmanın müstehap olduğu anlaşılır. 50-60 ayet okuyacak miktar zaman bir saatin 3'te 1'inin 5'te 1'i. Yani 4 dakika kadar takdir edilmiştir ki bir abdest alacak zamandır. Bazıları El-Hakka suresini misal olarak irad etmişlerdi. Yani El-Hakka suresini okuyacak kadar bir zaman. Bu surede yaklaşık 3 sayfa kadar bir sure. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Evimde sahuru ederdim de sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte kılmayı yetiştirebilmek için evimden çıkmakta acele ederdim. Sahur bitiyor, imsak kesiliyor. Efendimizin kıldığı, cemaatle kıldığı namaz yetişmek için acele çıkardım diyor sahabi. Sabah namazını kılmak için tağlis yani ortalık iyice aydınlanmadan evvelki vakti seçmek mi yoksa isfar yani aydınlığa kadar gecikmek mi eftaldir? İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İshak bin Rahuye bu gibi imamlar hep tağlisi tercih ederler. Yani daha karanlıkken imsaka yakın sabah namazı kılmayı tercih eder ve buna delaletine kail oldukları bu hadisle ve daha açık olan diğerleri ihticac ederler. Bu hadisleri ve benzerleri onların delilleridir. Hanefiler ise isfarı daha faziletli görürler. Yani biraz aydınlanınca güneşin doğmasına yarım saat kala, 45 dakika kala kılmayı faziletli görürler. Delilleri bu hadisin kuvvetinde olmadığı halde müteaddit tariklerle rivayet edilen diğer hadislerdir. Onlar da kendilerine göre tabii ki deliller var. Bu şekilde bir fıkhi ihtilaf söz konusu.